Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Suriye İdlib'de bizi şaşırtmayan görüntüler paylaşılmış. Her zamanki gibi Ruslara ait bir insansız hava aracını görmekteyiz. Daha önce bunlarla ilgili uzunca bir haber yapmıştık. Bir diğer haberimiz... Türkiye'de Putin'in Akkuyu nükleer güç santralindeki törene katılması bekleniyor. 10 Mart'taki 3. güç ünitesi temel atma töreni Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla online olarak yapılacak. Proje maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar. Akkuyu nükleer santrenin ilk güç ünitesinin inşaatına Nisan 2018'de başlandığını da hatırlatalım. Yine Hafter'e bağlı Libya ulusal ordusu çok sayıda farklı bölgeden fotoğraf paylaşmış. İlk görüntüler Ejdebiye'den, diğer görüntüler Fizan'daki ki dikkat ederseniz bunlar Libyalı değil Sudanlı Çatlı Cancevitler, yine üçüncü görüntü ise Cufra'dan Rus Wagnerleri görmekteyiz. Yapılan açıklamada, güçlendirilmiş 128. Tugay Komutanı Albay Hüseyin Matuk, tüm Tugay birimlerinde eğitimlere başlama talimatı verdi ve bu tatbikatlar tüm birimleri tam hazır seviyeye getirmeyi ve kuvvetleri her an her duruma karşı yetkin ve yeteneklerle getirmeyi amaçlıyor cümlesi kullanılmış. Yine Libya demişken geçen günlerde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti resmi ordusundan bir yetkili Tobruk Meclisi ile Trablus Meclisi'nin yani Ulusal Mutabakat Hükümeti Meclisi'nin yapacağı toplantının Sirte'de olması halinde resmi ordunun orada olamayacağını söylemişti. Fakat 5 artı 5 askeri komitesi karar değiştirerek Sirte'de yapılacak toplantıya hazır olduklarını duyurdu. Bununla ilgili aslında hükümet 26 Şubat'ta Sirte'de yapılmasını isteyen bir belge yayınlamıştı. Onu da görmektesiniz. Yine Libya'da 3 hükümetten bahsedelim. Birincisi Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin logosu, ikincisi Milli Birlik Hükümeti, üçüncüsü ise Tobruk'taki Hükümetin logolarını görmektesiniz. İlginç bir gelişmeden bahsedelim. rolls Royce şirketiyle ilgili NATO'nun üyesi Norveç donanmasının motorlarını üreten Bergen Engines Rus şirketine satıldı. Aslında kimsenin beklemediği bir gelişmeydi. 150 milyon euroya satıldığı belirtiliyor. Bergen Engines 1999'dan beri rolls Royce'un bir parçasıdır ve yaklaşık 950 çalışanı vardır ve çoğunluğu Bergen Norveç'te bulunmaktadır. 2019'da işletme güç sistemleri işlerinin sonuçları çerçevesi de konsolde edilen 940 milyon euro değerinde gelir elde etti. 2021 yılının ikinci yarısında Rus şirketin bu satın alma işlemini tamamlamasının beklendiği de açıklanmış. Bir diğer haberimiz ABD'de Pentagon sözcüsü John Kirby, ABD'nin Ukrayna ordusuna 125 milyar dolar değerinde yeni bir destek paketi hazırladığını duyurdu. Destek paketi eğitim, ekipman ve danışmanlık hizmetleri de dahil olmak üzere Ukrayna için önemli faaliyetleri içeriyor şeklinde not düşünmüş. Bir diğer haberimiz bu yıl envantere girmesi beklenen TCG Anadolu gemimizin son hali paylaşılmış. Hala gemide inşaat işleminin sürdüğünü görmekteyiz. Yine Türkiye'nin ilk istihbarat gemisi olacak TCG Ufun manevra yaparkenki fotoğrafları paylaşılmış. Onu da görmektesiniz. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu tarafından yapılan paylaşımı aktaralım. Paylaşımda Can Azerbaycan'ın Kültür Bakanı Aner Kerimov'la görüştük. Burada yukarı Karabağ'daki Azerbaycan kültürel mirasının restore edileceği belirtilerek UNESCO başta olmak üzere uluslararası platformlarda haklı davasında Azerbaycan'ın arkasındayız ifadeleri kullanılmış. Önemli bir gelişmeden bahsedelim dilerseniz. Azerbaycan ve Kazakistan'dan devlete ait enerji şirketleri bu hafta başlarında konuyla ilgili bir anlaşmaya vardıktan sonra ortak kıyı açıklarında petrol sondajı yapacaklarını açıkladılar. Yani kısaca Azerbaycan'la Kazakistan Hazar Denizi için anlaştığını duyurdu. Kazakistan'da inşa edilen Sati adlı ilk sondaj kulesi Azerbaycan'ın deniz kesiminde kazı yapmak için kullanılırken daha çok Sokar olarak bilinen Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi ile İngiliz Petrol ve Gaz Devi BP ortak arama çalışmaları yürütüyor. Azerbaycan ve Kazakistan'dan devlete ait enerji şirketleri bu hafta başlarında konuyla ilgili önemli bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Böylelikle ortak kıyı açıklarında petrol sondajı yapılacak. Kazakistan'ın Kaz Munay Gaz yani kısaca KMG iştiraki KMG Drilling Service Company ile Sokar'ın iştiraki Azerbaycan'ın Hazar Sondaj şirketi arasında imzalanan anlaşma kapsamında Hazar Denizi'nde Azerbaycan sularının altında sondaj için Kazakistan'ın derin deniz ekipmanları kullanılacak. 2015 yılında başlatılan Kazakistan'a ait petrol kulesi üretimi 3 yıllık bir süre içinde iki tersanede Amerikan teknolojisiyle inşa edildi. Teçhizat hareketli ayaklarla donatılmış, gövdeyi deniz yüzeyi üzerinde kaldırabilen ve Hazar Denizi'nde 80 metre derinlikte sondaj yapmak için tasarlanmış Yüzer bir gövdeden oluşan Bir mobil platform türüdür 10.000 tondan fazla ağırlığa sahip Tehcizat 86 personelin rahat ve güvenli bir şekilde Yaşamasını ve çalışmasını sağlayan Bir helikopter pisti Ve konut modülleriyle Tedarik ediliyor Burada saatte Yüzer Enerji Ünitesi Sokar Başkanı Abdullah Ev ve Kaz Munay Gaz Yönetim Kurulu Başkanı Alik Aydarbe tarafından imzalanan bir mutabakat Zaptı kapsamında Haziran 2019 2009'da Bakü'ye teslim edilmişti. Mutabakat aynı zamanda Hazar Denizi'nde arama, hidrokarbonları araştırmak için jeolojik ve jeofizik verilerinin ortak bir çalışması ile petrol ve petrol ürünlerinin lojistik ve ticaretinde işbirliği de dahil olmak üzere iki şirket arasındaki işbirliği fırsatlarını da içeriyor. Azerbaycan'ın halihazırda İstiklal, Dede Korkut ve Haydar Aliyev adında kendine ait birkaç yarı batan teçhizatı olduğunu da belirtelim. Yine ABD tarafından yapılan çeşitli motorlar kullanılıyor. Yine Çin yapımı Honghua ve Alman yapımı Bentek de Azerbaycan tarafından kullanılıyor. Bu üniteler Güneşli, Batı Apşeron ve Bulla gibi derin sondaj projelerinde 500 ila 900 metre arasında su derinliklerinde çalışabiliyor. Dolayısıyla Kazakistan'ın ürettiğinin Azerbaycan'a göre çok daha gelişmiş olduğunu belirtelim. Burada BP firmasının Azerbaycan ile yaptığı çalışma BP'nin Bakü'de bir temsilcilik ofisi açtı. 1990'ların başına kadar uzanıyor. Yaklaşık son 30 yıldır BP firması ile Azerbaycan, Çıralı, Güneşli, Şah Deniz, Bakü, Tiflis, Ceyhan ve Güney Gaz Koridoru gibi birinci sınıf projelerde Azerbaycan ile ortaklık yapılıyor. İki şirket şimdi Hazar Denizi'nin Azerbaycan bölümünün Kuzey Absheron Havzası'nda, havzasında ortaklaşa D230 bloğunu araştırıyor ve geliştiriyor. İki şirket arasında imzalanan 25 yıllık sözleşme boyunca BP'nin kabaca 3200 karelik bir alanda bulunan keşfedilmemiş bir maden yatağı olan Blok D230'un keşfini üstlenmesine izin verildi ki aslında bana kalırsanız pek de iyi bir gelişme değil. BP yerine burada bir Türk firmasıyla anlaşabilirlerdi. Evet dostlar bu videomuzda sizlere çok sayıda yeni gelişmeyi aktardık. En önemli gelişmeler tabii ki de Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma, güç ünitesinin Temel atma töreninin yapılacak olması, Libya'da ulusal mutabakat hükümeti ile Tobruk hükümetinin Sirte'de toplanması ve Azerbaycan'la Kazakistan'ın anlaşması en ilginç haber ise tabii ki burada NATO'nun üyesi Norveç donanmasının motorlarını üreten Virgin Engines'in Rusya tarafından satın alınması. Evet dostlar yine TCG Anadolu gemimizin son halini de gösterdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.